3 kilo kadar havucu aldım ve soydum, ayıkladım. Şimdi yıkayacağım. Soyduğum havuçları yıkıyorum. Havuçları 3 şekilde değerlendireceğim. Bir kısmını küp küp doğrayıp garnitür olarak değerlendireceğim. Bir kısmını kızartmalık, bir kısmını da rendeleyeceğim. Şimdi garnitür olarak öncelikle doğrayalım. Yıkadığım havuçları bir müddet süzgeçte beklettim, kuruttum. Bir kısmını da rendeliyorum. Porsiyonluk poşetleyelim. Ben bu kızartmalığı bir porsiyonluk yaptığım için hepsini aynı poşete koyacağım. Poşetlerimizi şu şekilde yassı bir şekilde yapalım. Hem dolapta yer kullanmak açısından hem muhafaza açısından şöyle yaydırıyorum. Ve poşetin ağzını bağlamayacağım. Genelde bağlıyorlar. Şöyle havasını çıkardıktan sonra şöyle kapatıyorum ve düzgün bir şekilde üst üste bu şekilde sıralayacağım. Kenara alalım. Diğerlerini aynı şekilde yapalım. Şöyle rendelediğimi biraz fazla rendeledim. En çok rendelenmiş olarak kullanıldığı için burası bir porsiyon oldu zannedersem. Yine aynı şekilde şöyle yana çevirip daha sonra bu şekilde yassı yaparsanız hem dolapta muntazam bir şekilde düzenlemiş olursunuz, dizmiş olursunuz. Hem de tavaya, tencereye aldığınızda pratik bir şekilde çözülür. Şimdi böyle havasını aldıktan sonra bu şekilde üst üste diziyoruz. Diğer küp küp doğradığım, bu da garnitürlerde kullanılıyor biliyorsunuz. Bazen bulunmuyor. Hemen dolaptan hazır bir şekilde bunu da bu şekilde değerlendirmek istedim. Hazır bir şekilde elinize geçer. Bunda porsiyonluğa gerek yok. İstediğimiz kadar içinden çıkarıp alabiliriz. Şöyle dökmeden. Yine aynı şekilde yassı duruma getiriyorum. Şöyle hem havası da çıkmış oluyor. Daha sonra bu şekilde alta gelecek şekilde bakın böyle muntazam bir şekilde buzdolabına diziyoruz. Havucu buzdolabında saklama metotlarını sizinle paylaşmak istedim. Çiğ olarak saklıyorum. Dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Bu şekilde ben kalan rendelediğim havucu da aynı şekilde poşetleyeceğim. Kanalıma abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kızartmalık olarak buzluğa koyduğum havuçlar bu şekilde bakın birbirinden kolaylıkla ayrılabiliyor. Küp küp doğradığım ve rendelediğim havuçlar da aynı şekilde kolaylıkla ayrılabilir. Bir miktar üzerinde buz tutuyor. Dilerseniz onu bir miktar bekletebilirsiniz. Dilerseniz sudan geçirerek havuçları istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz.